Herkese merhaba. Gaming İstanbul 2018 Oyun Gezer ve Omenba HB ortak yayınına hoş geldiniz. Size sürprizimiz var. Dediğim gibi yarım saatte geldiler Serpil'e. 1907 Fenerbahçe takımının iki üyesi Zirk Sting ve Tadrin, ünlü Tadrin aramızda. Hoş geldiniz. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Hoş bulduk. Biraz karışık olacak mikrofon konusunda. Okey, ona sıkıntı yok. Ben alışayım. Sen abi oradan Onur'a uzatırsın. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bayağı yoğun. Nasıl ilk Overwatch standına gittiniz? Orada hayranlarla resim çekildiniz zannedersem. Aynen, orada bir resim çekilme şeyimiz oldu. Daha da devam edeceğiz şimdi geri döndüğümüzde. Yaklaşık 12'de geldik galiba. İşte geldiğimizden beri fotoğraf çekiliyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Yani hayranlarımızla vakit geçiriyoruz. Öyle. Bütün gün burada mısınız bugün? Yok, hayır. Yani bizim bir antrenman sürecimiz olacak. O yüzden o başlamadan önce ayrılacağız buradan. Anladım. Yani sizi görmek isteyen varsa acele etsin gelsin. En fazla kaça kadar buradasınız diyelim? Yaklaşık, yanlış bilmiyorsam, 1-1,5 saat içinde çıkacağız diye biliyorum. O zaman bayağı bir roket takarak gelin eğer Fenerbahçe 1907 Fenerbahçe League of Legends takımını görmek istiyorsanız. Abi şimdi size bazıları bizim, bazıları da okuyucularımızdan gelen, özellikle okuyuculardan gelenler biraz kazık sorularımız var. Kabul ederseniz hazır mısınız? Hazırım. Öncelikle başarılar Çin'de Worlds'a katıldığınız için. Çoğu kişi o konuda kutluyor sizi. Worlds nasıldı abi? Klasik bir soru olacak. Çok klasik bir soru ama heyecan had safhada mıydı? Bir ilk yaptınız çünkü. Yani şöyle, ben artık alıştım bu durumlara. O yüzden benim için çok böyle bir heyecan unsuru değildi. Ama tabii ki hani Türkiye'yi yurt dışına temsil ettiğimiz için bizim açımızdan bir sorumluluk getiriyordu. Yani biz elimizden gelenin en iyisini yaptık ama bazı konularda eksik olduğumuzu gördük. Onları da bu sene düzeltip Dünya Şampiyonası'na daha güzel bir sonuç almaya çalışacağız bu sene. Özellikle Fenerbahçe'yi temsil ediyorsunuz. Onur'u da bu arada şey yapalım. Worlds'e pas. Ben gitmedim. Sen gitmemiştin, evet. Doğru, pardon. Benim şöyle bir görüşüm var League of Legends Türkiye takımları hakkında. Bireysel olarak herkes şahane oynuyor. Lane'lerde. Ama olay ne zaman, yani sizin için demiyorum, genel olarak gözlemim o. Olay ne zaman teamfight'a dönse orada sanki bir kopukluk var. Çünkü koridorlarda teke tek eziyor herkes istisnasız. Bu da hani bireysel olarak herkesin gayet iyi oyuncular olduğunun göstergesi ama teamfight'a gelince mi biraz böyle iletişimsizlik oluyor acaba? Ya bence şöyle, bireysel açıdan bütün oyuncular arasında çok bir fark yok. Tabii ufak farklılıklar var ama onlar oyunu kazandıran etmenler olmuyor. Asıl oyunu değiştiren şeyler takımca yapılan hareketler oluyor. Yani bunlar takım savaşları olsun, rotasyonlar olsun, beraber hareket etmek olsun. Hani bizim genel olarak sıkıntımız, bence Türk takımlarının sıkıntısı, takım olma unsurunu çok benimseyememiş olmamız. Yani özellikle Korelilerin bu açıdan diğer bütün takımlara kıyasla, bütün bölgelere kıyasla birkaç tık daha üstün, birkaç gömlek daha üstün olmasından kaynaklı. Her oyunda öyleler de. Yani Overwatch ligi falan izliyorsanız onda da hani takım olarak muazzam hareket ediyorlar. Atıyorum Dallas Fuel mesela, izliyor musun, takip ediyor musun? Hepsi bireysel olarak harika adamlar ama takım olamıyorlar ve ezilerek gidiyorlar. Onur'a ben bir şey sormak istiyorum şimdi yeni takıma katıldığı için. Eminim birçok kişiye örnek oluyorsunuz ve bu çok güzel bir şey. Burada gördük zaten, hani herkes sizle resim çekilmek istiyor, imzanızı alıyorlar. Ve ülkemizde de artık e-sporcular, yanlış anlamayın, yani fiziksel sporları yapan, benim gözümde zaten öyle, herhangi bir fark yok. O raddeye ve popülerliğe giderek geliyor. Hani belki 5 yıl sonra belki bir Kore olacağız. Hani futbolculardan bile daha popüler olacaksınız. Peki sen abi nasıl bir seçtiler seni? Nasıl bir yol izledim buraya gelene kadar profesyonel oyuncu olmaya olanda? Çünkü burada senden imza alan çoğu kişi eminim bunun hayalini kuruyordur. Özellikle Fenerbahçe. İlk başladığımda liseyi bırakmak zorunda kalmıştım. Ama zaten lise hayatım çok iyi gitmediği için bu konuda zorlanmadım yani. Açık liseye geçip LoL'e odaklandım daha çok. LoL'e odaklanınca belli bir seviyenin üstüne çıktım. Belli bir seviyenin üstünde de böyle, hani zaten ligimizde oynayan oyuncuların üstüne çıkınca keşfedildim gibi diyeyim. Kim keşfetti? Yüksek bir Elo'ya gelmiştim, rating'e. Team Turkuati'nin başvuruları açılmıştı. Başvurdum oraya böyle. Bayağı yüksektim diğer oyunculardan.
beni direkt aldılar zaten. Çünkü o zamanlar böyle çok fazla kıstas yoktu. Hani takımların baktığı, işte daha önceden tecrübesi var mı falan filan diye bakmıyorlardı. Direkt reytingin yüksekse alıyorlardı takıma. Denediler, girdim. Beğendiler yani. Tebrikler bu arada. Başarılar bundan sonra da. Şimdi izleyicilerden gelen bir tane soru var Berke. Diyor ki, ligde ilk haftaya pek iyi başlayamamanıza rağmen, o sonrası iyi merak etme, İkinci hafta 3 galibiyet aldınız. Takım giderek oturuyor mu diyor. Ya tabii ki hani bizim şu anda her ne kadar ana kadro olarak 3 kişi sabit olsa da değişen 2 kişi var. Bu da takımın dinamiklerini çok etkiliyor. O yüzden hani bizim açımızdan bir alışma süreci geçiriyoruz. Geçirmemiz de gerekiyor. Hani bu biraz ilk haftaya yansıdı. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. O yüzden kötü sonuçlar aldık. Ama bana kalırsa aldığımız sonuçlar pek önemli değil. Hani kazanmışız, kaybetmişiz önemli değil. Bizim kendimizi ne kadar geliştirdiğimiz önemli. Çünkü asıl önemli olan playofflar. Yani ligin normal süresi değil. O yüzden biz playofflara yani tam güçlü ve nasıl diyeyim böyle tam takır çıkmak istiyoruz. Yani tabiri caizse biraz silip süpürmek istiyoruz playofflarda. Silip süpürecek bir takımınız da var yani. Yani umarım. Biz de öyle umuyoruz. Abi başka bir soru. Bu da yine seyirci soruları, zor güzel sorular olduğu için soruyorum. Şimdi geçen sene demiş, ülkemize gelen Frozen'ın yarattığı etki açık demiş. Bu sene çoğu takım Koreli oyunculara yöneldi demiş. Başka bir yere bağlamış ama hani Türk oyuncular acaba biraz daha şey mi görülüyor, az mı görülüyor demiş. Ben onun öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu da bir spor dalı. Nasıl futbol takımlarında, basketbol takımlarında dışarıdan Amerikalı işte ne bileyim futbolda Brezilya'dan atıyorum oyuncu alıyorsan burada da işin ehli Koreliler. Koreliler desteğe geliyor. Ve bence bu güzel bir şey. Siz takım oyunu olarak yeni bir şeyler kapıyor musunuz Korelilerden? Frozen mesela bana hacı gibi geliyor. Galatasaray'ın hacıya gelip hani birçok gence eğitmesi gibi. Yani aslında doğru böyle oluyor. Çünkü Koreliler ya şöyle, şimdi aşağı yukarı birkaç senedir Koreliler şampiyon olduğu için bu demek oluyor ki onlar diğerlerine kıyasla, diğer bölgelere kıyasla bazı şeyleri daha doğru yapıyorlar ya da bazı şeylerin piriler. Bunun sebebi de onların biraz geçmişi bence. Onlar geçmişten e-spora daha yatkınlardı. StarCraft hele yani Kore'nin şeyi gibi böyle. Milli sporu. Aynen öyle. Hani o yüzden o insanlar bu tarz konularda nasıl çalışmaları gerektiğini, nasıl yaklaşmaları gerektiğini daha iyi biliyorlar diğer kişilere göre. O yüzden onlar daha profesyonel bir açıdan bakıyorlar. Hani biz şampiyon olunca Frozen'la beraber açıkçası bunun olacağını biliyorduk. Daha fazla Korelilere bir yönelim olacağını biliyorduk ve hani zaten Korelilere yöneliyordu takımlar ama Koreliler pek sıcak bakmıyordu Türkiye'ye. Ama şimdi böyle bir opsiyon olduğunu herkes gördü ve inandı. O yüzden daha sıcak bakıyorlar, daha çok gelmek istiyorlar. Hani bence bu kötü bir şey değil, aksine daha iyi bir şey. Ligin genel anlamda daha kalkınmasını sağlıyor. Hani düşünce yapılarının biraz daha değişmesine ve profesyonelleşmesine yol açıyor. Hani o yüzden bence güzel bir şey. Öyle düşünüldüğü kadar kötü bir şey değil. Yani Türk oyuncuların önünü tıkamıyor. Aksine daha iyi olmaları için bir böyle challenge yaratıyor. Yani onlara bir nasıl diyeyim böyle mücadele ortaya koyuyor. Onur peki sen şimdi aniden geldin ve aniden yükselerek geldin. Pat diye Fenerbahçe'nin ortasına düştün ve öyle bir zamandasın ki Frozen da var takımda. Hiç yani hayal etmiş miydin böyle bir şeyi? Ya da ondan öğrenebildiğim şeyler var mı? Keza Berke'den de öyle çünkü Berke de gayet uzun süreden beri bu işin içinde. Fenerbahçe'ye gelirken zaten düşündüğüm ilk iki şey oydu. Frozen ve Taldörün'le birlikte çalışmak önemliydi benim için. Çünkü yani ne kadar 3-4 senedir oynasam da hiçbir zaman en üstlerde oynayamadım. En üstlerde oynamak için de o davranışa sahip olman gerekiyor. Yani şampiyon olduktan sonra şampiyon gibi davranmıyorsun. Şampiyon olmadan önce şampiyon gibi davranman gerekiyor ki olabilesin. O yüzden öğrenmeye geldim diyelim. Ustalarımızdan öğrenmeye geldim. Sende de usta hamuru var ki işte seçilmişsin, gelmişsin buraya kadar. Bence çok güzel bir yani iki çok iyi adamın yanındasın. Çok şanslısın bu konuda. Başka ben bunu şuraya bağlamak istiyorum bir de. Kore'ye gittiniz zannedersem değil mi? Sene başında kamp gibi bir şey mi oldu? O konuda tam bilgim yok ama orada başka takımlarla mücadele ettiniz mi? Korelilerle, başka Kore takımlarıyla ve bu artık böyle bir şey mi oluşacak? Yani takımlar Kore'ye kampa mı gidecekler? Orada biraz daha tecrübe kazanmak için.
Yani şöyle ki bunu yurt dışı takımları çoğu zaman yapıyordu zaten. Sezon başlamadan önce oraya gidiyorlar. Hani hem metayı görüyorlar hem insanlar yani farklı bakış açıları katıyor. Çünkü herkes kendi oyununu oynadığı için bazen bazı şeyleri gözden kaçırabiliyorsun. İnsanlar farklı takımlar sana farklı şeyler katabiliyor. Hani biz de bu amaçla bir bakıma oyunu öğrenmek için Kore'ye gittik, kampa gittik. Hani bize bayağı da bir faydası oldu bence. Farklı farklı şeyler gördük ve ufkumuz açıldı. Yani bazı şeyleri gerçekten görmüyormuşuz, gözümüzden kaçıyormuş. Bunları yakaladık. Hani bunların meyvesini de yavaş yavaş yiyeceğimizi düşünüyorum ben ligde. Çok zor bir soru geliyor. Hazır mısınız? Şimdi Lamy'cim yok. Fenerbahçe'yi seviyoruz. O ayrı konuda. Hakikaten Fenerbahçeli misiniz yoksa başka bir takım mı tutuyor musunuz? Zor dedim. Ben elçiyim. Yani ben Fenerbahçeliyim. Ben Kadıköy'de doğdum büyüdüm zaten. O yüzden Fenerli içli dışlıydım. Ama hiçbir zaman böyle fanatik derecesine bir takımı tutmadım. Çünkü benim ailemde çok fazla farklı takım tutan vardı. Kimisi beni Galatasaraylı yapmak istiyordu. Kimisi Fenerli, kimisi Beşiktaşlı. Hani o yüzden ben arada gidip gelen... Ailenin tek oğlu musun yoksa? Evet. Evet. Ve benim amcalarım, dayılarım hepsi farklı takımı tuttuğu için hani her biri benim kolumdan tutup başka takımın maçına götürmek istiyordu. Hani öyle bir ortamda geliştiğim için ben çok fazla böyle bir fanatiklik duygusuna sahip olmadım. Ama her zaman yani Kadıköy'de yaşadığım için Fenerbahçeliydim. Bir yandan da Beşiktaş'a sempatim vardı açıkçası. Ama pek Galatasaraylı olamadım yani. Ben çok denediler ama olamadım. O yüzden hani spesifik olarak bir şeyliyim demek bana saçma geliyor ama sempatim vardı yani Fener'le Beşiktaş'a. Spor denceye baktıktan sonra spora zaten hangi takımı tuttuğunun manası yok. Sen onu? Benim ailemde çok fazla sporla ilgi olmadığı için yani takip ettiğim bir takım olmadı küçüklükten beri. Ama dayımlardan dolayı Fenerbahçeli oldum açıkçası ama bir 7 senede falan takip etmiyorum. Yalnız test edeceğiz az sonra, keseceğiz. Bakalım kanın ne renk akacak. Sorumuz mu var Sertli? 3 dakikamız kaldı. Tamam. Bu biraz daha kişisel. Belki size örnek almak istedikleri için bu soruyu sormuş olabilirler. Üst koridor oynarken tam şampiyonları mı oynamayı daha çok seviyorsun diye sormuşlar. Yoksa Fior atarsa atarlı kaçarlı biraz daha DPS'e yönelik şampiyonları mı seviyorsun diye sormuşlar. Yani şöyle aslında benim sevdiğim şampiyonlar daha çok böyle hani oyun yapabilen işte o atarlı kaçarlı olarak tabir ettiğimiz şampiyonlar. Ama meta gereği benim tank oynamam gerekti bir yaklaşık 2 senedir hatta 3 senedir. O yüzden o şampiyonlara biraz uzak kaldım. Ama aslında en çok sevdiğim şeyler onları oynamak. Hani karşıdaki adamı bir şekilde alt edebilmek. Çünkü tank oynadığın zaman tanka tank oynadığında açıkçası koridor safhasında bir şey yapamıyorsun. Daha çok olay takım savaşlarına dönüyor. Ama ben koridor safhasında agresif oynamayı seven biriyim. Her ne kadar şu an uzak dursam da o durumdan. Yani umarım meta buna doğru evrilir ve ben de o eski köklerime geri dönerim yani öyle söyleyeyim. Oyun sürekli evrim geçiriyor. Siz de yeni metaya göre hareket ediyorsunuz. Onur, sen oynadığın pozisyonda hangi şampiyonları tercih ediyorsun? Ben genelde gereken şampiyon almayı tercih ederim. Yani özellikle tercih ettiğim bir tarz yok. Gereken neyse oynarım. Bazı şampiyonlardan keyif alıyorum ama yani böyle ekstradan spesifik olarak belirteceğim bir şey yok yani. Ya, geçen sene Gencer'in sorusunu soran ama Guilty Pleasure. Hangisi? Guilty Pleasure. Oynamaktan nefret ettiğiniz ama oynamak zorunda olduğunuz bazen karakterler var mı? Yani tabii ki var. Hani çünkü meta denen bir şey olduğu için metaya ayak uydurmamız gerekiyor. Bazen hani her oynadığım şampiyonu sevmek zorunda değilim. Sevmediğim de oluyordu. Mesela yanlış hatırlamıyorsam sezon 3 ya da 4 civarında bir işte Shyvana, Renekton, Mundo, Trundle metası vardı tapta. Ben o metada Renekton oynamaktan nefret ederdim ama oynamak zorunda kalırdım. O yüzden oynamam gerekiyordu ama son zamanlarda o nefretlik durum kalktı ortadan. Daha profesyonel bakıyorum olaya. Ama gerçekten nefret ederek oynadığım zamanlarda olmuştu yani. Sen onu? Benim bir tek Karma var herhalde. Tek nefret ettiğim şampiyon Karma'dır oynamaktan. Başka da yok. Zamanımız dolmuş. Her şeyden önce teşekkür ederim. Son bir şey daha sorup ben uğurlayacağım. Bu sorunun cevabı belli ama yine de soralım Fenerbahçe taraftarları için. Geçen sene şampiyon oldunuz. Bu sene de kendinizi iddialı olarak görüyor musunuz? Ki görüyorsunuz eminim ama buradan şöyle bir gaz verelim herkese. Ya yani şöyle ki hani biz tabii ki kendimizi iddialı olarak görüyoruz. Şampiyon olmamıza rağmen kadroda değişikliğe gittik.
Çünkü hedefimizi yükselttik. Hani hedefimiz Türkiye şampiyonluğu değil, dünya şampiyonasından bir başarı yakalamak. Buna uygun bir kadro kurmaya çalıştık. O yüzden her ne kadar sendelemiş olsak da ilk hafta, insanların bize güvenmesi lazım. Bizim hedeflerimiz Türkiye değil, daha çok uluslararası. O yüzden buna odaklanıp çalışıyoruz. Ve zamanla da daha iyi olacağız. Daha güçlü bir Fenerbahçe izleteceğiz herkese. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Onlara katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sene, bu sene Türkiye içindeki ligde, TBF'de, önümüzdeki sene de dünya çapında başarılarınızı katlanarak atmasını canı gönülden istiyorum bir Galatasaraylı olarak. Şimdiden söyleyeyim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.